Merhaba. Ben sizi şöyle aynaya alalım efendim. Ya bunu beğendi. Böyle dekor için aldım aslında. Çok memnun oldum. Tamam, tamamdır. Dinliyorum. Kapatıyorum hocam. Şimdi şöyle güzel bir keyif kahvesi içip şu yorumlarınıza, şu güzel yorumlarınıza cevap vereceğim. Aşağı inelim. Biraz da saçımın hem suyu şöyle alınsın. Havaya bakar mısınız nasıl karanlık olduğuna peki? Bu havalar beni bir tık yoruyor. Aynadan çıkmam mı kötü ya da aynada mı şey yapsam? Ev bitti. Burada çektin, orada çektin. Ama bir dakika ya. Hem de kombinleri kendi oluşturuyordu. Flash TV oyunculuk. Bir izle. Şimdi bana yakın. Ama çok ses yapıyorsun. Benimkileri de getir, orası boş kalsın. Ben hazırlandım, çekimi bile yaptım ve hava o kadar karanlıktı ki sonradan açtı. Yani ben çekimleri tamamladıktan sonra açtım. Makyajım da son olarak böyle olmuştu ama saçım tabii ki üstümü giy çıkar bayağı bir bozuldu. Instagram'da inşallah izlersiniz. Beğeneceğinizi umuyorum. Güzel, komik, eğlenceli bir çekim oldu. Yani hatta kamera arkalarından bir kısım belki buraya koyabilirim sizin için. Şimdi ne yapıyoruz? Esat kendi kıyafetlerini ayırıyor. Yani yazlık kışlık gibi değil. Bizim bütün yazlık kışlıklar duruyor. Yani olmayanları vesaire ya da artık pijama olarak giyeceklerini vesaire ayıklıyor ki ne alabilirim diye ona bakacak. Şimdi de montları falan yukarıya çıkartıyoruz. Bazı şeyleri yatağın altına alacağız. Bu düzeni bugün yapmayacağım. Yetiştirebilirsem yaparım ama bu videonun içinde olacağına emin olabilirsiniz. Ama benim tarafım değil. Benim tarafım için apayrı bir gün yapmamız gerekiyor. Bizim yazlık kışlıklarımız hep bir yerde durduğu için problem olmuyor. O ne? Benim burada var ya, bir tane montum falan var ha. Hayır. Gördüğüm değil. İki. Uf. Vay be. Vay aman. Bak bir. Var ya, yazlık kışlık neyimiz varsa. İki. Her şey burada. Her şeyi aşağı asmışız. Sena'nın. Kızın hırkasını da bir götüremedin ya. O benim. Bunlar hepsi benim. Abi senin. Senin olan çıkınca ben bir mutlu oluyorum. Bu da senin. Ya bundan sonra şöyle bir karar alalım mı? Aşağı mont asmayalım. Her şeyimizi yukarı çıkartalım. Nasıl fikir? Bu aldığımız kararlar uyabilsin. Keşke. Bir sürü askı boşa çıktı. Düzenlemeden sonra muhtemelen Esat'ın yarın gidecek hiçbir şey kalmayacak dolabında. Hiçbir şey kalmadı zaten. Pijamaları bile buraya aldı. Esat şimdi bir hafta sonra alışverişe gidecek. Kesin. Ya ben orada oturayım, bunları toplayayım bir yandan. Sende var. Bu neymiş ki? Neymiş? Giyilmeyecek bunlar. Giyilmiyor, olmuyor. Küçük. Gitsin mi yani?
Onları verme. Fenerbahçe'yi de atmıyorum. Bunlar atılmayacak olanı. Fenerbahçe'yi atmıyorum. Fenerbahçe'li tişörtünü. Bu arada Esat gerçekten böyle hiç Fuzuli alışveriş yapan bir insan değil. Zorla alışveriş ekler yani zorla. Günaydın bu arada. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün bebek bakımı. Bir dakika. Ya düşersen annen de bizi mahveder. Buraya otur bakalım. Sen bebeğin yanında otur tamam mı? Alpiş. Ben kargo açacağım. Bekle. Burcu bir valiz hazırlayacaktı. Ben dedim ki kargolarımı buraya geçeyim burada açacağım. Bunlar akmış sanki ya. Biraz şu an moralim çok bozuldu. Bir dakika. En son onu açayım da. Kızın evinde akmış şeyi. Bu Trendyol'dan. Yine elimi. Ben de gördüğünüz pijamanın siyahının stoğu yoktu. 36 bedeni. Ben 34 almıştım. Bej olanı. Ben olmam mı? 36 bedeni yoktu. 34 de bayağı küçük bu arada. Bu pijamadan alacaksanız bir beden büyük alın. Ben normalde pijamaları hep 34 beden alıyorum. Ne oldu? Konuşuyorum. Ve şöyle rengine bakar mısınız yine? O kadar güzel ki tam yazdım. Şöyle bir jean. Şöyle kesik paçası. Eğer bana uzun olursa kendim kesebilirim. Böyle paçaları o yüzden çok seviyorum. Bu indirimdeydi. Beni mi dinliyorsun? Hadi geldim. Bunu da yine Trendyol'dan aldım. Hazelan'la butikte. Ben normalde Instagram üzerinden de onlardan alışveriş yapıyordum zaten. Ne biçim kargo açtım ya. Bu çok güzel bir tulum. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi ben bunu eve gittiğim zaman bir denerim size. Çekerim. Şunu açacağız. Mis gibi beyaz sabun kokuyor da. Bence akmış. Tarak hediye göndermişler. Peki robot süpürge temizleyicisinin yanında tarak ne alaka? Ama bence çok da problem değil ya. Şöyle bir şey... Ne oldu? Orada böyle ben konuşuyorum ya böyle beni izliyor. Böyle çok da bir şey almadım. Bir şey daha aldım da o gelmedi galiba. Ne aldığıma da bir bakacağım. Ya öyle yaparken düşersen. Çok güzel bir şey aldım. Onu hemen şuradan fotoğraftan göstereyim. Böyle masaüstü... Ay gözüküyor mu? Temizleyici gibi düşün bunu. Süpürge bu. Böyle minicik bir süpürge. Mesela işte ekmek kırıntılarını falan süpürebilmek için bayağı mantıklı bir şey. Silgi tozu için kullanılıyormuş falan. Böyle pilli. Her masa, mesela bunun üstüne. Ha böyle küçücük. İyiymiş. Bunu aldım. Sonra şey almıştım. Bu bavul düzenleyiciden. Bu setten bende var. Bir sette Esat'a aldık. İnşallah bavul hazırlarız. Daha henüz sonuçlanmasa da. Sonra her zaman aldığım ajandalardan aldım. Şu ikili ajandalardan aldım. Gittiğim zaman ilk denemek istediğim şey şu robot süpürge temizleyici. Bunu moplarda da kullanabiliyorsunuz. Bu bizim püskürtmeli moplarda da kullanabiliyorsunuz bu arada. Bence çok mantıklı. Bu aldıklarımı da eve gittiğim zaman size deneyeceğim. Özellikle ben buna bayıldım. Kumaş kalitesi falan da çok güzel. Bu akşam yemeği Esat yapacak. Ben hiç mutfağa girmeyeceğim. Harika. Gelirken de malzemelerini de alacak. Bu arada sabah market geldi. Ben onları hızlıca yerleştirdim. Şimdi Esat gidecek bir şeyler daha falan alacak. Burcu çıkıyor. Lop diye düştün. Yemeği yani full Esat yapacak. Ben sadece eve gittiğim zaman mutfağı toparlayacağım falan. Bu kadar yani. Giyinme odasına gireceğiz. Orası tam bir felaket. Bir kısmını yaptım. Bir kısmı kaldı. Onu da sizinle birlikte yapalım dedim. Şu kahvesi bu mu? Şimdi eve geldim ve çok kısa saçımı biraz düzelttim. Bir online toplantıya katıldım. Hemen o işi hallettim. Şu aldıklarımı size şöyle denemeli bir şekilde göstereyim istiyorum. İsterseniz hemen onları deneyelim. Evet, şimdi giyindim ve geldim. Bence inanılmaz güzel bir takım. Hem de böyle ben bu tarz şeylerde genelde yaka çok açık olur. Ben rahatsız olurum ve onu kapatmak isterim. Bu da biraz fazla kapalı. Şöyle durabilir belki. Kemer kısmını da ben böyle içine de
aldım şu şekilde. İsterseniz böyle de bırakabiliyorsunuz. İki türlü de güzel ama böyle sanki beli daha çok sarıyor gördüğünüz gibi. Small beden aldım. Tam bir muadil marka. Zaten Hazelan Hanım, ben Instagram'dan çok fazla alışveriş yapıyordum. Ay, bir şey geçiyor sandım. Instagram'dan çok fazla alışveriş yapıyordum. Artık kolay, daha kolay olmuş. Trendyol'u da gelmiş. Hemen görür görmez böyle mağazayı inceledim ve çok güzel. Kumaş kalitesi de çok güzel. En önemlisi zaten bu tarz ürünlerde görüntü güzel oluyor ama kumaş güzel olmuyor. Kumaş çok güzel. Keten kumaş. Yazın çok rahat bir şekilde giyebilirim bence. Ben çok beğendim. Hem de böyle aşırı mini kısa da değil. Boyum 1.57, kilom 54-55, o civarlarda. Şu an tam net bilmiyorum. Tartıya çıkmaya da aşırı korkuyorum şu sıralar. Ama her şeyde hala x-small small oluyor. Mesela bunda x-small olsa muhtemelen o da olurdu. Yani beden olarak çok değişmiyorum ben. Böyle. Bunu beğendim. Mutfağımı güzelce topladım. Şimdi de bu gelen barbunyaları ayıklıyorum. Barbunya keşke 2 kilo söyleseymişim. Yani çok bir şey çıkmayacak bundan da yapıyorum işte. Bunları buzluğa atacağım. Sonra aldıklarımı... Şimdi part part atayım ki biri iyi çıkar, biri kötü çıkar. Bilemiyorum. Ama çok güzel bulursam ondan mutlaka fazlaca alıp buzluğa atacağım. Kışın beni çok iyi götürüyor. Hava böyle biraz boğucu. Çok sıcak değil ama terletiyor. Ya da ben çok hızlı hareket ediyorum. Bilmiyorum. Şu an cebelleşiyorum. Başladınız mı siz de böyle yazın alıp alıp buzluğa doldurmaya? Şimdi bu sene bezelye alacağım. Jean de almıştım, onu göstermemişim. Pijama aldım, onu göstermemişim. Pijamayı yıkayacağım, giydiğim zaman göstereceğim. Şunu yemekten sonra yapacağım. Neden derseniz, çünkü artık yemek hazırlamam gerekiyor. Bunu böyle televizyon karşısında yaparım, daha iyi olur. Ayıralım. Ayıralım, şurada dursun. Şurada yanında dursun, bunu yıkayacağım. Sonra buzluğa atacağım. Bugün mutfak sende. Evde şey var, elma dilim var. Yok, öyle olmaz. Normal patates lazım bana. Yalnız bizim evde normal patates galiba yok. Ciddi misin ya? Soğan yapacak mısın? Yapacağım. Soğan iyi. Biber yapmayacağım ama. Neden? Biber de mi yapayım? Yoo. Bibersiz güzel olmaz ki. Üşenmeyelim. Tamam. Sen patatesleri yıka o zaman. Soğan patates. Etin yanında biber şart. Tamam. Hatta biri acı olmazsa birlikte. İki biber, bir de kırmızı biber. Bibersiz olmaz. Ne yapıyoruz? Onu da söyleseydin. Ne yapıyorum? Etli sandviç yapacağım. İyi, sen nasılsın anne? Nasıl? İsteyen Park'ta yangın çıkmış. Allah Allah. Abi arayayım hemen. Tamam anne. Tamam, haber vereyim ben sana. Oğuz işte değil bugün. Ha, Oğuz işte değilmiş bugün. Ha, olabilir. Ben aradım, ben de açmadı. Ha, aramış Esat, Esat'ı da açmamış. Ben bir Bahar'ı arayayım. Sağ ol anne. O yangın mı çıkmış İstinye Park'ta? Hı. Bayağı büyük bir yangın. Son dakika haberi olarak şey yaptılar da bir arayayım bakayım. Meşgul attı. Meşguldür. Tamam, meşguldür. Yaz ne kadar güzel bir şey ya, hava kararmıyor yemek hazırlarken. Bana bu mısırları atın. Şimdi buna şöyle zeytinyağı. Sarımsak. Ha, duman. Kuşkonmaz nasıl yapacaksın? Sote. Sote tamam. Fırına da atabilirim. Fark etmez. Patatesin yanına çevirin.
Günaydın herkese. Bugün seçimin ikinci turu için tekrar oy vermeye gideceğiz. Hazırlandık. Şimdi evden çıkacağız. Oyumuzu kullanacağız. Sonra dışarıda bir şeyler yiyeceğiz. Eve döneceğiz. Bu kez böyle saat 6'dan itibaren televizyonun başına geçip saatlerce izlemeyeceğim. Çünkü yapmam gereken çok fazla iş var. Şimdi çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Öyle değilsin. Bak. İyi miyiz ya? İyi miyiz ya? Bizim bu kapıya öyle bir köpek yatıyor ki bu kapı açılıyor biliyor musun? Geliyor burada böyle dayanıyor. Ya ezan okundu. Bir havlamaya başladı, bir ulumaya başladı, bir kaçışmaya başladı. Hep böyle yapıyor. Bizimki duruyordu aslında da bir daha yollamışlar. Hep bu kağıt israfı. Ay kafama göre. Şimdi biz oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. Umarım hepiniz oyunuzu kullanmışsınızdır. Hadi çıkalım. Sert bas, kıracağım beni. Sert bas. Kıracağım. Düzce'de biri gelinlik ve damatlıkla, durun bunu size anlatmam lazım. Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya gitmiş Düzce'de. Dedim ki Esat'a, ya bunu biz nasıl kaçırırız dedim ya. Bu bize olmalıydı. Aynı okuldayız değil mi? Aynı okulda. Kaçırdın yani. Bunları hiç önceden şey yapmıyorsun. Önceden bir planlama yapmam gerçi gerekiyordu. Ne sen ama... gelinliğine girersin ne ben damatlığıma. Benim gelinliğim sıfır bedendi ve onun üzerinden tekrar bir oynama yapılmıştı. Yani o kadar zayıf. Eksi bireymişti. Eksi bireymişti evet. O yüzden bir kere denedim ben onu, giremedim zaten. Moralim çok bozulmuştu. Ben şu yakın zamanda bir de bu arada. Benim damatlığımı falan sen giyersin şu an. Senin damatlığın da sana olmaz evet. Gerçekten benim smokerimi şu an sen giysen olur. Olur. Çok zayıftım. Gencecik delikanlıydım. Ne oldu, yaşlandın mı? Çok yaşlandım ya. Kilo aldık Simge. Evet. Yürüyüşlere falan çıkacağız. Bu akşam da çıkacağız yürüyüşe. Dün yürürken nasıl komşuya gidip meyve yedik. Yürüyüşe çıktık. Sonra komşumuz bizi kahveye davet etti. Yan komşumuz. Sonra neyse kahve içtik. Üstüne bir de meyve yedik. Sonra da çok yağmur yağıyordu. Bir tur daha yürüdük. Eve geri döndük. Yani yürüyüş bize... daha pahalıya patladı. Evde kalsaydık en azından meyvemiz de yoktu. Meyve yedik. Ben dün ihanet edip 30 yedim. Sen evet ihanet ettin 30 yedim. Ben hiçbir şey yemedim bu arada gece. Midem boş hissediyorum. Ama aç yatan tok kalkarmış. Hiç acıkmadım daha. Ve bunu söylemeden edemeyeceğim. Ne? Bir şey daha yedim. Ne yedin? Ne yedin? Ton balığı. Sesim titredi. İnanmıyorum. Ne zaman yedin ton balığını? Vallahi söylemeyecektim. Çok böyle şey oldu içimde. Böyle yalan söylüyormuş. İnanamıyorum. İhanet etmiş duygusuyla sessiz kalamadım yani. İhanet etmişsin tabii ki. Lotus yemişsin, ton balığı yemişsin. Ben sana meyve de kestim. Meyve? Üzerine kahve verdim. Kahve de içtim. Ha. Dün her şeyi yedim. Yani. Her şeyi yemişsin Esat. Üzgünüm. Bugün 5 değil 10 kere yukarı çıkayım ben gereğeceğim. Neyse kolum çok ağrıdı. Oyumuzu kullandıktan sonra... hard disk alacağız. Hard disk almamız gerekiyor. Bir vatan kompütür turu. Hay hay. Hay hay. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Araç ile giriş yasaktır yazıyor. Sen girdin. Açmışlar ama yolu. Evet, okula giriş yapıldı. Çok da tatlı bir okul. Küçücük. Ve biz bütün site burada oy kullanıyoruz ve aynı sandıkta. Ay, vatandaşlık görevimizi yaptık hayatım. Evet. Kim oy verirse versin herkesin bu vatandaşlık görevini yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsun. Kesinlikle. Bu ülkede yaşayan herkesin kim tarafından yönetilmesi gerektiğini, kendisinin belirlemesi gerektiği için mutlaka bu kadar ciddi bir şey konuşuyorum. Mutlaka oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. Asla siyasi bir içerik değil ki ben siyaset yapmayı profilimde doğru bulmuyorum. Yazanlarınız oluyor. Benim size verebileceğim en doğru ve en iyi mesaj bence oyunuzu kullanmanız. Bunu biz de gerçekleştirdik. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Biz şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ters gittim. Ters gittim, düz gittim. Deretepe düz gittim. Yemek yemeye geldik.
dakikada varsın. Bendeki de şu şöyle bir model. Ekranlı 500 lira. Çok bir farkı yok ama içi de çok gözükmüyor ki ya. Bu da güzel. Kili. Evet, bu çok güzel. Ne? Çok... Ütü müşüm bunu? Aa, ütü böyle ütülüyorsun. Asık böyle. He, normal. Buraya nasıl ütülüyorsun? Şöyle. Ya, bu yan dönüyor mu? Ha, öyle düz de ütüleyebiliyorsun. Bu masa oluyor. He, masa da oluyor. Aynen. Americano yapıyor, latte macchiato yapıyor. Vay. Kahve çekirdeğini koyuyorsun. Filip hem süpürüyordu. Şunun altına mı? Aha, fan. Ben şimdi alayım laptop'u sana. Bunu aldık. Bir hard disk'e ihtiyacım vardı. Biraz bunu biliyorum, kullanıyordum. Şu markanın kalemlerini ben çok beğeniyorum. Bu renkti sanıyorum. Daha mı açıktı acaba? Şu ikisi. Şu duş jelini alalım. Tamam. Şimdi alışverişimizi yaptık, çıkıyoruz. Her şeyimizi aldık artık eve. Seçimimizi yiyeceğiz, işlerimizi halledeceğiz. Acıkırsak yemek hazırlar ama muhtemelen yemek de hazırlar. Neyse diye geçiyordu bu? Şekerpare. Yabarı daha sarı oluyor. Şey ihtiyacın var mı sen şu taraftan bir şeyler? Gerçek ama ister. Baktınız var mı? Bunları yeni aldık gerçekten. Televizyon ekranlarında, televizyon yaşta bela seçmene seslendi. Yine tematik buluşmalar gerçekleştirdi. Gençlerle... Biz şimdi eve geldik. Meyvelerimizi aldık gördüğünüz gibi. Bugün daha bir şey yemeyiz muhtemelen. Normalde bu mercimek köftesi yapmıştım ben çok önceden. Yeşil mercimekle. Onu size göstermek istiyordum. Artık bir sonraki videoya kalacak muhtemelen. Sonuçları izliyoruz bir yandan da bu arada evde. Geçen seçimde gece 4'e kadar falan böyle bayağı seçimleri takip etmiştim. Bayağı da hiçbir şeyi yetiştirememiştim. Bu hafta öyle bir şansım yok. O kadar yoğun geçecek ki. Benim 2 gündür falan biriktirdiğim kargolarım var. Onları da sizinle birlikte açmak istiyorum. Şu kargoları açacağız. Sizler de bildiğiniz. Bu böyle pilli bir mini süpürge. Çekim gücü de iyiymiş bu arada. Yorumlarda okudum. Ben yüksek bir fiyata aldım bunu 240 liralara. Şu an fiyatı düşmüş. 170 liralara falan düşmüş galiba. Bakın şöyle bir mini süpürge. Bunun için aldım. Masanın üstündeki böyle simit ekmek tozlarını falan çekebilmek için. Bir de ben böyle biliyorsunuz seviyorum böyle şey ürünleri. Ivır zıvır. Ivır zıvır linkime ekleyeceğim bunu. Çünkü orada bant vardı ve onu çıkartamadım. Aa, gri yollamışlar bir de. Süper. Hemen bir pil takayım ben bunu deneyelim. İşte. Ben de yapabilirim bence. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi değil mi ya sizce de? Bence çok mantıklı. Şu şekilde bir haznesi var. Bakın. Bence ilk alışverişim aşırı mantıklı bir şey. Gerçekten. Şimdi hemen mat notebook'tan geleni açıyorum. Ben mat notebook'tan inanılmaz çok defter alıyorum. Zaten biliyorsunuz. Son aldığım pembeli bir defter vardı. O bitti. O bittiği için ben de şimdi kendime yeni günümü planlamak için, haftalık planlayıcı zaten YouTube için biliyorsunuz ki kullanıyorum. Çok güzel bir paketlemeleri var. Şimdi bunu biraz kısaca. Tabii ki yine hediye de göndermişler. Aa, çok da güzel bir hediye yollamışlar bu arada. Bakın arkasında da yazıyor zaten. Hediyemizdir diye. Aldığım defterler böyle. Küçük küçük iki defter. İki farklı şey için yapmayı düşünüyorum. Normal not defteri bu şekilde. Ben günlük olarak yazdığım için yani mesela örnek veriyorum size toplantılar ya da işle alakalı olarak birini dolduruyorum. Bugün yapılacaklar listesi. Diğerinde video çekim günlerimi planlıyorum. Bugün yapacaklarımı listeliyorum falan. Benim için çok çok iyi oluyor zaten. Farklı bir renk almayı düşünüyordum ama bavul düzenleyici aldım. Şöyle ayakkabı düzenleyicisi de var. Zaten ben öyle hani çok bir şey götürmeyi de düşünmediğim için eğer ki henüz daha vizemiz sonuçlanmadı sonuçlansın. Ben size zaten tatil programımızı planımızı
anlatacağım ki çıkarsa şu sıralar inanılmaz bir şekilde red geliyormuş. Bu da bizi birazcık üzüyor. Müzik.